Futbol haberlerinin tek adresi maçadoğru.com. Sevgili seyirciler, haberin kaynağını da vereceğim. Kimsenin hakkını yemeyelim. Maçadoğru.com özel haber olarak girmiş maçadoğru.com. Haberi aynen okuyorum. Devre arasında soyunma odasına herkesten önce giden Sabri'nin soyunma odasının kapısının önünde Sabri Melo'yu beklediği ve bu sırada kapıyı yumrukladığı Brezilyalı yıldız gelince de sen ne yaptığını sanıyorsun? Karşında Galatasaray'ın kaptanı var. Bana saygın yoksa bu formaya saygı duy. Burası babanın çiftliği değil diye Türkçe bir şekilde çıkıştığı ve kapıları yumrukladığı belirtiliyor, iddia ediliyor. Ve bunun üzerine Melo'nun da Sabri'ye İngilizce küfürle karşılık verdiği ve kaptanının üzerine yürüdüğü belirtildi. Bir kez daha tekrar edelim. Maçadoğru.com'un özel haber olarak girmişler. Arkadaşlarımızın emeğine saygı gösterelim. Bir iddia diyorum ben şu anda. Sabri ile Melo biliyorsunuz maçın içinde tartışmışlardı. Yanılmıyorsam 53. dakikada böyle bir tartışma yaşanmıştı. Melo ile Sabri arasında yaşanan bu tartışma sonrasında soyunma odasının önünde Sabri Melo'yu bekliyor. Melo gelene kadar kapıları yumrukluyor Sabri ve karşında Galatasaray'ın kaptanı var diyor. Sen kim olduğunun farkında mısın? İşte burası babanın çiftliği değil diyor Sabri Melo'ya. Melo da Sabri'ye İngilizce küfürle karşılık veriyor. Sinan abi siz programın başında böyle bir şeyin yaşanabileceğini söylediniz. Böyle bir istihbarat gelmiş miydi size? Yok, yaşanmazsa normaldir. Doğrudur da Sabri'nin de yaptığı son derece doğrudur. Sabri'den ziyade onu bu takımın kimse idari anlamda oradaki sorumlusu onun bu cevabı vermesi lazım yani Melo'ya. Bak şu anda yani, saygılı ya. Ol. Sabri... Senin saygılı ol. Saygılı olacaksın. Çünkü Sabri orada kötü bir şey yapmıyor. Sabri Melo'yu sakinleştirmeye çalışıyor. Sabri orada şimdi mesela yapmasa diyecekler ki Sabri'ye, kardeşim sen nasıl kaptansın? Kaptanlık yapamıyorsun. Oyuncular işte seni işte kontrol edemiyorsun. İşte ilgilenmiyorsun falan filan diyecekler. Ne yapacak? Melo'yu tutuyor. Yapma diyor. Melo hareket yapıyor. Onun için Sabri'nin yaptığı son derece doğrudur kaptan olarak, ama Melo'nun yaptığı son derece saygısızlık ve Sabri buna tepki göstermişse bilmiyorum yani ötesini, ama idari anlamda eğer Melo'ya birileri bir şeyler söylemiyorsa artık ben ona başka bir şey söylemiyorum. Söyleyecek birileri, otorite kalktı. Şu anda Galatasaray'da çok ciddi başı bozukluğa neden olacak. Yani otorite boşluğa. Şimdi Mancini ne yapacak? İkiniz de gelin adam gibi davranın. Hayır, Mancini böyle yapacak. Ne yapıyor ya? Bunlar profesyonel akıllı olsunlar diyecek, o kadar. Lütfü Bey ne yapacak? Başkan ne yapacak? Galatasaray'da bu kaos yani... Nasıl diyeyim? Başıbozukluk kaosu devam edecek. Hocam ama Melo'nun da burada da şöyle bir soru işareti var. Melo'nun da evet. Bu konuda tartışabilecek kadar bir İngilizcesinin olmadığını biliyorum. Yok, ben. İngilizce yok. Sabri'de de İngilizcesinin olmadı ama hiç İngilizce yok. Küfür biliyor musun? Sabri'de de yok. Sabri İngilizce değil zaten. Türkçe olarak tamam. Konuşuyor Melo'ya. İngilizce anlaşırlar olarak. Hocam. Anlaşırlar. Anlaşırsın hocam. Ben mesela Melo'nun bir insanın sevebileceğini düşünmüyorum. Melo. Galatasaray'ı taraftarı çok seviyorlar. Taraftarı anlamıyor. Yakın ilişkiye giren. Yani takım arkadaşı. Hocam tanımak lazım. Bilemezsin ki. Yani bak Ebu'yu çok sempatik. Ebu'yu çok sempatik. Hissediyor. Ama Melo sevimli değil. Dışarıdan sana bana da ne zannediyorlar ama biz de sevimli adamız. Hatta Mereles bile Melo'dan daha sevimli. Onu sana söyleyeyim. Ya hocam şimdi Melo'yu ben de eleştirdim. Yani işte tanımam günahına gömüldü. Ben de bak ben de. Yani. Çocuk ama bütün hadise onda. Rüyayı döven o. Sabri'yle papaz olan o. Burada ben Galatasaray kreni olsam söylüyorum. Ben onu yanlış yaptın o zaman gitsin diye söyledim. Yanlış yani bunlar. Bunlara her yerde adaletli olmamız lazım. Demin de Ertem şu an sosyal medya karışmış. Bak onu bir izah edeyim. Galatasaray yönetiminin bana ihtiyacı var derken yine şu anlamdadır. Medya adamlarına, güçlü medya adamlarına yönetimleri elbette ihtiyacı var. Onların desteklemesini isterler. Ama burada iki tip var. Bir angajesindir. Yani istesen de yönetimi destekleyememe edemezsin. Desteklemek zorundasındır. Doğru. Bir angaje değilsindir. Bağımsızsındır. Ahmet Çakır'ın dediği gibi maddi manevi hiçbir beklentin yoktur. O zaman da ister eleştirirsin. Doğruymuş kavga. İster savunursun. Bir burada saniye, da hiç kimse angaje değil. Sinan abi size gelen bir haber mi var? Evet. Kavga doğruymuş. Yani tartışma Sabri'nin aynı. Senin dediğin gibiymiş. Tartışma doğru. Evet. Buğra arkadaşımız da şu anda doğru. Doğru mesaj geldi. Şimdi doğruymuş. Evet. Bu arada gelen bilgide yine bir haber geldi. Bu arada arkadaşlarımız teşekkür ediyorlar. Siteden gelen bilgide küfürü yazmadık. İşte belirtilen doğru. Bir hani o bir futbolcunun arkadaşından bana mesaj geldi.
O futbolcu anlatmış. Tırnak içerisinde söyleyelim. Hani İngilizce'deki o klasik. F'yle başlayan. F'yle başlayan. Aman aman söyle, söyle. Ya Rasim, ben kimse değilim. Herhalde söylemem. Söyler tabii, miyim? Tabii, tamam. Yani, doğru söylüyorum. Evet. F'yle başlayan küfürü iletiyorlar, söylüyor Melo Sabri'ye. Ama Sabri öncesinde kapıları yumrukluyor. Kapıları yumrukladıktan sonra Melo'ya sen kimsin? İşte karşında Galatasaray'ın kaptanı var. Burası babanın çiftliği değil diye Türkçe konuşurken Melo da tek bir cümlelik bir küfürle karşılık veriyor Sabri'ye. Sonra 4 kişi giriyor araya. Bunu belirtelim. 4 kişi giriyor araya ve 4 kişi iki futbolcuyu birbirinden ayırıyorlar. Sabri ile Melo arasında yaşanan gerginlik bu sevgili seyirciler. Futbol haberlerinin tek adresi maçadoğru.com.